Mindset, zihin yapısı demek. Yani mentalite. Bu üç kelime birbirine benziyor. Bu üç kelime aynısı. Mindset, zihin yapısı, mentalite. Bunlar üçü de aynı şey. Şimdi bir zihin yapısı Avrupa'da yaşayan gurbetçi iş adamlarının cirosunu nasıl etkiler ve neden etkiler? Konumuz bu. Bir kişinin mentalitesi yani mindset'i, zihin yapısı sağlam ise, eğitimini aldıysa cirosunu doğrudan etkiler. Doğru orantılıdır. Neden? Çünkü bu kişi daha esnek düşünür, daha pozitif düşünür, daha yapıcı düşünür, daha başarı odaklı, bereket odaklı, eklemek istiyorum inançlı insanlar için de daha fazla zekat verme odaklı olduğu için, öyle bir zihin yapısı olduğu için doğrudan cirosunu etkiler. Sadece cirosunu mu etkiler? Hayır. Zamanı da daha bereketli olur. Yani daha önce 8 saatte yaptığı işi 2 saatte, 3 saatte yapar bu kişi. Bununla beraber o kalan zamanı kendine, ailesine, çocuklarına ayırabilir. Bir kere doğru eğitilmiş mentalite, zihin yapısı çözüm odaklıdır. Yani hemen kişi çözümlere odaklanır. Kendini geliştirdiği için kişi devamlı teknolojiyi takip eder. Manyetik bir alan oluşturur. İnsan pozitif düşünmeye başladığı zaman hani derler ya, aslında biraz bu spiritüeldir ama kendine çekersin, pozitifliği çekersin. Pozitif düşündüğün için zihnine, aslında onun bilimsel açıklaması şu: sen bilinçaltına bir komut veriyorsun askerlere. Pozitif olduğundan dolayı, pozitif olana odaklandığın için, başarı odaklı olduğun için, bütün hücrelerin oraya odaklı olduğu için, komut öyle alındığı için seni bir beynin, zihin yapın oraya götürür. Yani negatif tarafa değil, at gözü takarsın bir çeşit. Ve seni o tarafa götürür, o çeker yani seni artık. Yani pozitif düşünceler pozitif sonuçlar doğurur. Hani buna atalarımız nasıl söylemiş? Niyet hayır, akıbet hayır demiş. Ve negatif düşünceler, olumsuzluklar, kaygılarda kaygı sonuçları, yani kötü sonuçlar, negatif sonuçlar doğurur. Buna da ne deniyor? Niyet kötü, akıbet kötü deniyor değil mi? Atasözümüz bu şekilde. Şimdi sen eğer Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi iş adamı olarak kendine güvenmiyorsan, bunun sonucu da otomatikman senin müşterilerin de sana güvenmiyor. Niye güvensin ki? Yani kendine güvenmeyen bir adama başkası neden güvensin? Niyet kötü, akıbet kötü gibi hesapla. Yani atasözünü al önüne, baz olarak koy. Sen eğer kendine kötü davranırsan, kendine değer vermezsen, kendine önem vermezsen, başkası da sana önem vermez. Kimse sana saygı göstermez ki. Senin kendine saygın yoksa, öz değerini yükseltmeye çalışmıyorsan, kendini geliştirmeye çalışmıyorsan, o zaman başkası da sana değer vermeyecektir. Bunun yanında şunu da eklemek istiyorum. Çoğu iş adamı onu söylüyor. Diyor ki, hocam İyi güzel, elimde para tutamıyorum. Para kazanıyorum ama elimde bereket yok. Para tutamıyorum. Yani 300 bin euro para geliyor ama geldiği gibi gidiyor. Çok duyuyoruz değil mi bunları? Peki bu neden oluyor? Çünkü senin paraya karşı mentaliten bozuk. Broke. Alerjin var. Çünkü sana bu zamana kadar 455 bin kere 18 yaşına kadar parayla alakalı negatif telkinler verilmiş. Öyle programlanmış senin beynin. Yani para elinin kiridir gibi cümleler, işte para paramsız kazanılmaz gibi cümlelerin senin kafanda influence'ın yapıldığından dolayı, yani tohum ekildiğinden dolayı her zaman sonuç bereketsiz olacaktır. Yani bir tür arzuladığın o parayı tutamayacaksın. Ömür boyu at gibi çalışacaksın. O berekete ulaşamayacaksın. Neden? Çünkü senin mentaliten, senin düşünce yapısı, yani mindset'in öyle programlandığı için. O programı düzeltmediğin müddetçe sen bırak 8 saat çalışmayı, 16 saat çalışmayı, 24 saat çalışsan yine o arzuladığın paraya ulaşamıyorsun. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Bankana 1 milyon euro para gelir, 1 milyon euro da gider. Nasıl gittiğini de anlayamazsın. Çünkü bereket matematikle hesaplanmıyor. Mindset'ini, düşünce yapısını değiştirmediğin müddetçe bu değişmeyecek. Çözüm, beynini zenginliğe programlamak. Yani berekete programlamak. Bunun usulleri var. Şunu da eklemek istiyorum. İnsanlar çözüm arıyor. Yani bu iş adamları çözüm arıyor değil mi? O parayı elinde tutabilmek için. Yani kazandığı parayı, o 1 milyon euro kasaya para giriyor. Onu tutmak için. Muhasebeciye gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Yatırımlar yapıyor ama bir türlü ulaşamıyor. Neden? Çünkü kafaya zamanda kilitler konmuş. Bu kilitler biraz önce dediğimiz gibi 18 yaşına kadar bir insanın 455 bin tane negatif parayla alakalı
alakalı cümle duyduğundan dolayı, öyle programlandığından dolayı, yani o program, o kafadaki kilitler orada durduğu müddetçe hiçbir şey değişmiyor. Bak şöyle anlatayım. En basiti bu. Senin şu duvarın devamlı ıslanıyor, tamam mı? Sen bunu yukarıdan kökünden temizlemediğin müddetçe üzerinde boya yapman bir şey değiştirmeyecek. Sen boya yaptın ama su akıyor yine. O boyayı da kaldıracak. Dolayısıyla sen kökünden temizlemen lazım. Yani düşünce kalıbını değiştirmen gerekiyor. Şu anda bir kriz yaşıyoruz. Kim ne derse desin, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük krizini yaşıyoruz. Resesyon yaşıyoruz. Bu dönemde olmazsa olmaz birinci madde bu. Yani zihin yapısını değiştirmek için adım atman gerekiyor. O birinci adımı yapmadın, gittin paraları peşkeş çektin. Gittin yatırım yapayım, oraya para yatırayım, şuraya. Daha kötü, batacaksın, daha kötü olacak. Niye? O çözmeyecek. Sen buradaki kilidi çözmen lazım. Bu olmazsa olmaz. Hele bu dönemde. Burayı çözersen gerisi kolay, gerisi zaten çözülüyor. Bu da ancak biraz önce dediğim gibi ciddi bir şekilde mindset training'e katılman lazım. Yani zihin yapısı eğitimine katılman lazım. Biz bunu yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki gurbetçi iş adamlarına veriyoruz. Sonuçları mükemmel. %99 başarı oranları. Girip bakabilir. Instagram'a girip öncesi sonrası bakabilirler. Binlerce insan orada yorum yazmış. Onların hayatı değişti. Neden? Çünkü zihin yapısı eğitimi aldılar. Yani mindset training'e katıldılar. Yani bir antrenman bu. Bir antrenman. Bir antrenman yapmadan olmuyor ki. Sen boks maçına çıkacaksın. Oo, kendime çok güveniyorum. Hadi bakalım. Dayak yersin. Bir onun önce bir çalışması gerekiyor. Onun bir boks yapan adamın yanında bir trainer var. Yani bir yol göstereni, bir rehberi var. Bir koçu var. O ona mentörü yol gösteriyor. Onu eğitiyor. Ondan sonra maça çıkarıyor. Ondan sonra da kazanıyor işte. Yani sen kendini merdiven altında böyle telkinler bilmem nelerle gidip o kurslara veya seminerlere bir iki defa gidip de telkinlerle, hipnoz cümleleriyle sen beynini, zihin yapısını programlayamıyorsun. O mümkün değil. O bir antrenman işi. O sadece bir kere iki kere böyle sihirli değnekle olmuyor. O yüzden açık ve net söylüyorum. Senin 3 ay, 6 ay, 1 sene bir antrenmandan geçmen gerekiyor. Bir rehber eşliğinde, uzman bir rehber eşliğinde. Yani bunları binlerce kez başkalarına öğretmiş, yönlendirmiş, göstermiş sağlam bir mentöre ihtiyacın var. Sen o mentörle beraber antrenman yaptıkça ne yaparsın? Zihnindeki kilitleri çözmeyi öğrenirsin. Zihin yapısını değiştirirsin. Mindsetini değiştirirsin. Ve o şekilde maça girersin. Bak ondan sonra neler değişiyor. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki gurbetçi iş adamlara bu konularda hep yardımcı olduk. Sana da bu konularda destekçi olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. mailcoaching.com